Emekli maaşları 7500 liraya çıktıktan sonra dul ve yetim maaşı alanlarda beklenti arttı. Ancak emekli maaşlarının artması sonrasında 7500 lira alacağını düşünen dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar, maaşlarını çekince hayal kırıklığına uğradı. Maaşlar 7500 lira olarak yatmadı. Dul ve yetimlere neden zam verilmedi? Devlet dul ve yetim maaşlarını eksik mi yatırdı? İşte konuyla ilgili yasal düzenlemeler ve gerçekler. Sigortalının eşine bağlanacak ölüm aylığı, sigortalı için hesaplanan kök aylığın %50'sidir. Şayet sigortalının çocuğu yoksa, eşine %75 oranında aylık bağlanır. Çocukların her birine bağlanacak aylığın oranı ise %25'tir. Bu durumda sigortalının eşi ve iki çocuğu varsa, aylığın %100'ü bunlara bağlanacaktır. Bir eşi ve bir çocuğu varsa, eşe %50, çocuğa %25 oranında aylık bağlanır. Bir eşi ve ikiden fazla çocuğu varsa, bunlara ödenecek aylıklar toplamı aylığın %100'ünü aşacağından, bu defa aylığın %100'ünü aşmaması için eş ve çocukların aylıklarından orantılı şekilde indirim yapılır. Sigortalının ölümü ile hem anasız hem de babasız kalan çocuklara bağlanacak aylığın oranı ise %50'dir. Babasından, eşinden kendisine maaş kalan kişiler, maaşın tamamını değil, sadece kendi hissesini alabiliyor. Bu nedenle yapılan zam sonrasında hisse oranına ne kadar zam düşüyorsa, maaşlara o derece zam yansıtılıyor. Burada yanlış anlaşılan ve maaş zammı yapılmadı diyen şikayetler söz konusu. Dul ve yetim aylıkları direkt 7500 lira ödenmiyor. Ölen kişinin kök maaşı 7500 lira altında ise, 7500 liraya tamamlandı. Dul ve yetimler bu 7500 lirayı hisse oranına göre paylaşıyor. Ölen kişinin maaşı 7500 liranın üzerinde ise zaten hiç zam alamıyorlar. %75 maaş bağlanan bir kişinin mevcut maaşı 4125 lira iken, yeni maaşı 5625 lira oldu. %75 ile 825 TL bayram ikramiyesi alan bir dul yetimin yeni ikramiyesi ise 1500 lira oldu. %50 ile 2750 lira maaş alan dul yetimin yeni maaşı 3750 lira, bayram ikramiyesi de 1000 lira oldu. %25 maaş bağlanan dul ve yetim 1375 lira maaş alırken, yeni maaşı 1875 lira, bayram ikramiyesi ise 500 lira oldu. En düşük emekli maaşı alt sınırı 5500 liradan 7500 liraya yükselmesinin ardından dul ve yetim maaşı alanların maaşlarına da %36,36 oranında zam yapıldı. Kendisine maaş kalan bir kişi, %75 hisseye sahipse önceden 4125 TL olarak yapılan ödemeler yeni zamlar sonrasında 5625 liraya çıktı. Yapılan bu düzenleme ile birlikte Nisan itibariyle ödenecek tüm yeni maaşlarda belirtilen tutarlar geçerli olacak.